Evet arkadaşlar bugün bu videoda arabalardan bahsedeceğim. Ama arabalarla ilgili en önemli konu olduğunu düşündüğüm çevreye verdikleri zararla ilgili bir örnek vermek istiyorum size. Emisyon kelimesini hiç duydunuz mu? Emisyon bir kaynaktan yayılan ve çevre için zararlı etkileri olan her türlü gaz, sıvı ve katı atağa verilen isimdir. Çevremizi korumak için gittikçe sıkılaştırılan emisyon standartlarına uyuyoruz, uymalıyız ve bunun için yeni model araçların motorlarının ortalama emisyonu milyonda 20 partikülden az olmak zorunda. Şimdi bir otomobil üreticisi piyasaya son model bir araba sürmeye hazırlanıyor. Ama önce arabanın motorunun emisyon standartlarına uyup uymadığını iyice test etmek istiyor. Sonra beklenmedik sürprizlerle hem çevreye hem de otomobil üreticisine büyük zararlar verebilir. Test amacıyla üretilen 10 motorun emisyon seviyeleri ölçülüyor. Elde edilen sonuçları ise ekranda görüyorsunuz. Bize 10 test motorundan elde edilen 10 test sonucunu gösteriyor ekrandaki veriler. Ben bunun ortalamasını daha önceden bulmuştum arkadaşlar. Buraya not alıyorum. Ortalama 17,17. ,17. ,17. Bu örneklemin standart sapmasını da 2,98 olarak hesaplamıştım. Kullanılan örneklemin büyüklüğü yani yeni motorun emisyon standartlarına uygun olduğu sonucuna varabilmek için bu büyüklük yeterli midir? Sorumuz bu. %1 olasılıkla tip 1 hata yapma riskini aldığımızı varsayacağız tip-1 hata konusuna az sonra döneceğim. Önce sıfır hipotezimizi ve karşı hipotezimizi belirlememiz gerekiyor. Sıfır hipotezimizi, hmm, standartlara uygun olmadığımız durum olarak tanımlayalım. Standartlara uygun olmadığımız durum. Diyelim ki uygun olmayı kıl payıyla kaçırıyoruz ve yeni motorların ortalaması tamı tamına milyonda 20 partikül çıkıyor. Burada standartlara uymazken mümkün olan en iyi değeri ya da yine standartlara uymazken mümkün olan en düşük değeri bulmak istiyoruz. Karşı hipotez standartlara uygun olma durumumuz. Yani motorların gerçek ortalaması milyonda 20 partikülden azdır diyor. Şimdi elimizdeki bilginin yeterli olup olmadığını anlamak için bunun doğru olduğunu kabul edeceğiz. Eğer bu doğruysa yani bunun doğru olduğunu kabul ediyorsak, bu durumun gerçekleşme olasılığı, başka bir de işte, böyle bir örneklem ortalaması elde etmemizin olasılığı %1'den azsa, sıfır hipotezini reddedeceğiz. Tekrar ediyorum. Sıfır hipotezinin doğru olması koşuluyla örneklem ortalamasının 17,17'ye eşit çıkmasının olasılığı %1'den az ise, sıfır hipotezini reddedeceğiz. Bakın dikkat edin. Bu şekilde yaptığımızda tip 1 hata yapmamızın olasılığı da %1'den az. Burada %1 hatta %1'den az bir olasılıkla bunu doğru olmasına rağmen reddedeceğiz. Buraya kadar her şey tamam değil mi? Şimdi o halde artık ne tür bir dağılımla çalışmamız gerektiğini düşünmemiz gerekiyor. Bu noktada Burada sadece 10 veri olduğu gözüme çarpıyor. Evet hatırlayın. Sadece 10 tane motoru test etmişlerdi. Örneklem boyutu oldukça küçük. Öyle değil mi? İşte bu yüzden T dağılımı ve T istatistiğini kullanacağız. Bunları da açıkladıktan sonra gelin şu şekilde düşünelim. Bunları kullanarak T istatistiğini bulabiliriz. Öyle değil mi? T istatistiği eşittir Örneklem ortalaması eksi varsayılan ana kütle ortalaması eksi milyonda 20 partikül bölü örneklem standart sapması yani 2,98. Bu T istatistiğinin tanımı oluyor arkadaşlar. Umarım bunun Z değerinden geldiğini ve T dağılımının da normal dağılımın, T istatistiği ile yeniden düzenlenmiş bir hali olduğu konularını artık iyice içinize sindirebilmişsinizdir. Öyleyse devam edelim. 2,98 bölü örneklem boyutunun karekökü. Örneklem boyutu 10 olduğuna göre bunun karekök 10 olduğunu düşünüp karekök 10'a böleceğiz. Şimdi hesap makinemizi çıkaralım ve sonuca bir bakalım. 17,17 eksi ,17 20 kapa parantez bölü 2,98 bölü kare kök, 10 kapa parantez sonuç yaklaşık olarak eksi 3. Evet t istatistiği eksi 3,00'a eşit. T istatistiğini de bulduğumuza göre t istatistiğinin t dağılımına sahip olduğunu da aklımızdan çıkarmayarak bu t istatistiğini veya Bundan küçük ya da buna eşit bir t değeri bulmamızın olasılığının %1'den az olup olmadığına bakmamız gerekiyor şimdi. Ne demiştik? Bir t dağılımı vardır demiştik. Normal bir t dağılımı düşünelim arkadaşlar. Tüm t istatistiklerinin dağılımı normalize edilmiş t dağılımıdır. Bu dağılımın ortalaması burada da bir eşik t değeri olacak. Yazamıyorum. O zaman ben de silerim ve bu t değeri öyle bir değer olmalı ki bundan küçük t değerleri ya da bundan küçük t değerleri elde etmenin olasılığı yüzde bir olacak. Tekrar ediyorum. Bundan küçük bir t değeri elde etmenin olasılığı yüzde bir olmalı. Evet. Bu t değerini bulmamız gerekecek. N'nin 10, serbestlik derecesinin de 10 eksi 1'den 9 olduğunu da not edelim. Buradaki t değeri ne olacak? Bunun tek taraflı bir dağılım olduğunu unutmamamız lazım. Burası %1 ise geriye kalan tüm bu alan yüzde kaç olur? %99. T tabloları bu yönde negatif bir t değeri yerine diğer yönde pozitif bir t değeri verir bize. Burada biraz sonra kullanacağımız bir t tablosu var. Az önce t tablolarının burada pozitif t değeri verdiğini söylemiştim. Yani bu t değerinden büyük bir t değeri elde etmenin olasılığı %1 iken, bundan küçük bir t değerinin olasılığı da %99'dur. T dağılımları ortalamaları etrafında simetrik oldukları için bu değer neyse, örneğin 2 ise bu değerde onun negatifi yani eksi 2 olur. T tablolarının bu değeri bulmamıza yardım ettiklerini de arkadaşlar unutmayalım. Şimdi tabloyu kullanalım. Tabloyu kullanarak kendisinden küçük bir değer elde etmemizin olasılığı %99 olan t değerini bulalım. Bir kez daha bunun tek taraflı bir durum olduğunun altını çizmek istiyorum. Hadi tabloya bakalım. Tek taraflı olanı seçtik. Bu arada bunun kaynağı Wikipedia arkadaşlar. Bunu Wikipedia veya Wikipedia diyorlar. Wikipedia'dan aldım. Tek taraflı kendisinden küçük değerler için, kümülatif dağılımın 99 olduğu t değerini arıyoruz. Serbestlik derecesi neydi? 9. Örneklemin boyutu da neydi? 10. 10 eksi 1 ne eder? 9. Tabloya göre aradığımız t değeri 2,821. Biz bunun negatifiyle ilgilendiğimiz için de t dağılımı da simetrik olduğundan önüne eksi işaretini koyuyoruz. Ne çıkıyor? Eksi 2,821. Buna göre 2,821'den küçük bir t değeri elde etmemizin olasılığı yüzde 1. Bizim t değerimiz ya da istatistiğimizde diyebilirim kaçtı? Eksi 3'tü. Yani tablodan aldığımız değerden biraz daha küçük. Bakın bizim t istatistiğimiz olan eksi 3 burada bir yerde olacak. Ve burası hipotezi reddedeceğimiz alan. Bunun olmasının olasılığı yüzde 1'den bile az. Neden mi? Bakın bu alanı hesaplayacak olursak, eksi 3'ten küçük bir t-istatistiği elde etmemizin olasılığı %1'den az gözüküyor. Ve buradaki sarı alanın bir alt kümesi. Bulduğumuz t-istatistiğini elde etmenin olasılığı %1'den küçük olduğu için de sıfır hipotezini reddedip, karşı hipotezi yani emisyon standartlarına uyduğumuzu kabul edeceğiz. Ayrıca bu durumda tip 1 hata yapma şansımızın da yüzde birden az olduğunu biliyoruz. Neyse ki bu otomobilin motoru emisyon standartlarına uyuyor. Yani çevreye minimum seviyede zarar veriyor. Böylece hem otomobil üreticisi hem de o havayı soluyan bizler içimiz rahat şekilde hareket edebileceğiz.